Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Genel Sekreter Yardımcım, daire başkanlarımız, daire müdürlerimiz, ilçe başkanım, belediye meclis üyelerimiz, çok kıymetli mahalle muhtarlarımız, kıymetli yazanlar. Bugün Sayın Milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ekibiyle ilçemizi ziyaret etmiş bulunuyorlar. Gerek şahsım, gerekse ilçemiz adına kendilerine hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Ve bu anlamda bütün protokolümüz başta olmak üzere hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi üzerinde bulunduğumuz inşaatın yapılmakta olan Kültür Sarayımızın arsası daha önce Yazan Belediyesi'nin binasıydı. Sonradan binamızı yıktık ve Ahmet Başkan'la görüştük. Dediler ki bize bir arsa tahsisi yapın, biz yazı anımıza güzel bir kültür sarayı yapalım. Hay hay dedik, 2300 küsür metrekare olan alanda, şu anda oturumu 650 metrekare olan ve toplamda 1700 metrekarenin üzerinde kapalı alanı bulunan bodrumu ve bodrum üstü iki katı olan atölyeleri, teşhir salonu, market ve konferans salonuyla beraber diğer müştemilatıyla yazanımıza inşallah kısa zamanda inşaat bitirilip hizmet vermeye başlayacak. Ben bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'a yazanımıza göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, tabii maske ile ilgili çalışmalar yine ilçemizde devam ediyor. İraç, Çavuş mahallelerimizin içme suyu ihalesi yapıldı. Tamamlanma noktasında Karasu'da revizeler yapıldı. Aynı zamanda Akyazı mahallemizin kanalizasyon ihalesi yapıldı, başlanmak üzere. Ve bu ayın, önümüzdeki ayın 20'sinde de Çivril mahallemizin kanalizasyon ihalesi yapılıyor. Bu yapılan hizmetler Büyükşehir Belediye Başkanımızın bilgisi ve talimatları doğrultusunda, kendilerine bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Ve yazanımızda inşallah kanalizasyon ihalemiz 28 Haziran'da İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde yine Ahmet Başkan'ın talimatıyla SUKAP projesinde ihalesi yapıldı. Ama yazanın ihale konusunda büyük şansı var. Bu ihaleye 84 firma katıldı. Süreci uzun sürüyor. İnşallah önümüzdeki ayın 20'sine kesinleşir. Ve maski tabi bünyesinde olan bu çalışma, kanalizasyon çalışması bittikten sonra da yazanımızda bu tozlardan, çukurlardan, bu kanalizasyon inşaatı bittikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımıza, altyapı daire başkanlığına ve bizlere büyük işler düşecek. Ben bu arada kendilerinden büyük destek alacağız ve yazanımızı kanalizasyon projesinden sonra en güzel şekliyle beraber inşallah imar edeceğiz. Aynı zamanda yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir'in öncülüğünde birinci kat, ikinci kat asfalt çalışmalarında birinci katla ilgili temel malzemeler, yol revizeleri yapılıyor. Şu anda malzemeler çekiliyor. İkinci katta şu anda 30 kilometre yol bitirilmiş vaziyette. En az 20 kilometre daha ikinci kat hedefimiz var. Bunlar da peyderpey yapılacak. Sayın Başkanım, yine yanı başımızda bir parkımız, arka tarafımızda bir parkta yine Büyükşehir, bizim ilçe belediyemizin arka tarafında bilgileriniz dahilinde projeleri yapıldı. Yine Genel Sekreter Yardımcımız Metin Bey takip ediyor. Bununla ilgili proje bitmiş aşamada. Çevre Şehirciliğe ve DAP Dairesi'ne de bu projelerimizi verdik. Fazla büyükşehirimize yük olmamak adına oralardan da kaynak arıyoruz. İnşallah kaynak bulursak
onlar vasıtasıyla yaptıracağız. Yoksa büyükşehirimiz bize bu konuda destek olacak. Yine kültür sarayımızın hemen yanındaki parkımızda Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'tan destek sözünü aldık. O projeyi de yapıyorlar. Ben bu vesileyle Hacı Uğur Başkan'a da teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli muhtarlar, tabii yollarla ilgili, yatırımlarla ilgili, hizmetlerle ilgili sizlerin sabrını, anlayışını gerçekten sonuna kadar kullanmanızı temenni ediyorum. Ülkemiz bu dönemde farklı bir olaydan, farklı bir badireden geçti. 15 Temmuz bizim gerek ekonomik, gerekse hizmet ve gerekse yatırımlarla ilgili çok büyük kayıplarımız oldu. Bizden çok şey aldı. Ben bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra da fazla zamanınızı almayacağım. Beni bağışlayın. İnsanların, ülkelerin rakipleri olabilir. Düşmanları olabilir. Yanlış yapanlar özür diler, anlayış gösterilir. Ama hiçbir zaman hainler, ihanet edenler affedilmez. Ve 15 Temmuz'da bunları gerçekleştirenlerin ne millet nezdinde ne de ülkemizin tarihinde affedilme noktası yoktur. Bu duygularla tekrar Sayın Milletvekilimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Genel Sekreter Yardımcımıza ve daire başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Evet, bizler de Yazıhan Belediye Başkanımız Sayın Nevzat Öztürk Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.